Ege TV Balıkesir temsilcisi Bülent Yağcı, Balıkesir haber editörü Fatih Rüzgar'la birlikte Gönen Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Ege TV Balıkesir temsilcisi Bülent Yağcı, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'a Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdoğan'ın selamını iletti. Ege TV Balıkesir temsilcisi olarak bugün de yine Balıkesir'imizin güzel ilçesi Gönen'deyiz ve Gönen Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Palaz'ın makamındayız. Evet, Balıkesir il temsilcisi olarak sizi başarılarınızdan dolayı ve bundan sonraki yapacağınız güzel işlerden dolayı kutluyoruz başkanım. Başarılar diliyoruz. Ege TV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adem Erdağ'ın da size selamlarını getirdik. Tabii ki bizi kırmayıp böyle bir bize nazik bir davet yaptığınız için de teşekkür ediyoruz başkanım. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Gönen'e dair açıklamalarda bulundu. Ben teşekkür ederim. Öncelikle Ege TV izleyicilerine, yöneticilerine özellikle çok teşekkür ediyorum. Biz ne zaman nerede bir yerde bir buluşma sağlasak Ege TV her zaman yanımızda. Öncelikle teşekkür ediyorum. Gönenimize de hoş geldiniz diyorum. Gönenimizi ne kadar Balıkesirliler tanısa da yine tanıtmakla bitmez diyorum. Gönenimizi gelip görmeden, güzelliklerini görmeden, tatlarını tatmadan Gönenimiz bilinmez, tanınmaz. Her zaman bütün Ege TV izleyicilerini, bütün Türkiye'yi Gönenimizi bekliyoruz diyorum. Gönel dendiğinde Gönenli hemşerimiz Ömer Seyfettin'le başlamak isterim. Gönenli hemşerimiz Ömer Seyfettin, ben Gönen'de doğdum diyerek Gönen'i hala ölümünün 100 sene, 101 sene sonrasında bile hala da ben her yıl dönümünde Zincirlikuyu mezarlığına gittiğimde Ömer Seyfettin'in mezarının başında hala da ben Gönen'de doğdum diye yazar. Hala da Gönen'in gönül elçiliğini yapmaktadır hemşerimiz. Ömer Seyfettin'le başlayıp ondan sonra kadınlarımızın el emeği iğne oyasıyla, daha sonra dediğiniz gibi gıda, özellikle çeltik. Şu anda Türkiye'nin bildiğim kadarıyla en çok çeltiği pirince çeviren fabrikalarımız, mutfaklarımızdaki pirinci işleyen çeltik fabrikalarımızla birlikte süt ve süt ürünlerimiz, kırmızı etimiz Gönen'in en belirgin özellikleridir. Bunun yanında dediğiniz gibi sıcak suyumuz dünyaca ünlüdür, derece olarak, Evet. şifa olarak. Sıcak suyumuz var, dağılcası tesislerimiz var. Gönen Kaplıcaları adı altında Yıldız Otelimiz, Park Otelimiz, Güneş Otelimiz, Yeşil Otelimiz. Bu kapsamda 100 bin metrekare alan içerisinde, yeşilliklerin içerisinde bir şifalı suyumuz var. Gönenlerinde ilk önce bunlar akla gelir. Süt ve süt ürünlerimiz İstanbul'da çok güzel bir pazarda yeri vardır. Kırmızı etimiz dedikten sonra zaten Avrupa yakasındaki bütün kasaplar ve lokantalarda girdiğinizde bütün restoranların bir kıyısında yazar. Gönen eti kullanmaktayız diye. Yani etimiz de meşhurdur. Bununla birlikte dediğim gibi yeşil alanlarımız çok. 90 tane köyümüz var. Gönenimiz bu anlamda çok çeşitlidir. Hem doyurucu olarak hem de güzellikler ve kültürel anlamda Gönenimizin Türkiye'de, Balıkesir'de ayrı bir yeri vardır. Onun için dediğim gibi bütün Türkiye'yi veya yabancıları da Gönelimize her zaman bekliyoruz. Kapılarımız herkese açıktır. Bununla Buyurun. ilgili de tabii ki mutlaka belediye olarak çalışmalarınız var tabii. Tabii çalışmalarımız var. Ama maalesef işte bir senedir yaşadığımız dünyanın büyük bir sıkıntısı olan pandemi, korona, şu anda ismi mutasyon, Güney Afrika mutasyonu, İngiltere mutasyonu bizi bayağı bir sıkıntılı bir sürece götürdü. İnşallah hem dünyada hem Türkiye'mizde bir an önce bu illetten kurtulup daha güzel hizmetler etmek istiyoruz. İnşallah bu süreç atlatıldığında da Gönen'imizdeki bütün etkinlikleri çok hızlı bir şekilde başlatıp Gönen Belediyesi olarak bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya Gönen'imizi tanıtmak istiyoruz. Ege TV'nin zaten bizde ayrı bir yeri var. Ege TV'yi her zaman yanımızda görüyoruz. Bundan sonra da birlikte olacağız. Biz de sizinle birlikte hareket edeceğiz inşallah.